Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün San Sebastian cheesecake tarifim var. Tarifim için 4 yumurtayı karıştırma kabımı alıp şöyle bir çırpıyorum. Daha sonra şöyle klasik bardak ölçüsüyle 1,5 bardak toz şekerim var. Onu ilave ediyorum. Bunları güzelce mikserde şekerim eriyene kadar çırptıktan sonra diğer malzemelerimi bekleyeceğim. Mikserimle güzelce çırpmaya başlıyorum. 4 yumurtamı 1,5 su bardağı toz şekerle güzelce çırptım. Şimdi 600 gram, 300 bu. 300 daha var, bir paket daha. Labne peynirimi güzelce karıştırma kabıma alıyorum. Benim kullanacağım kalıp 24 santimlik. Bu verdiğim tarif 20 ve 24 santim arası kalıplar için ideal. Bir kutu 200 milimlik kremam var. Hepsini şöyle sıkıyorum. Bu kullandığım malzemelerin hepsi oda sıcaklığında arkadaşlar. Oda sıcaklığında olması daha iyi. Çünkü fırına attığımızda pişerken krema, işte peynirde kesilme olmaması için oda sıcaklığında olması çok önemli. Şimdi mikserle yine bunu güzelce karıştıracağım. Yumurtamı, kremamı, labne peynirimi, şekerimi güzelce çırptım. Şimdi bir yemek kaşığı unum var arkadaşlar. Şöyle güzelce eleyeceğim. Eleyerek koyacağım. Bir yemek kaşığı unumu da eliyorum. Labne peynirinden peynirine biraz farklılık gösterebilir. Katılığı veya sıvı akışkanı olması. Oda sıcaklığında hepsini kullanırsak pişerken de kesilme yapmaz, daha iyi olur. Onun için ona özen gösterirseniz daha iyi sonuç alırsınız. Unumuzu da eleyelim ki topak topak içinde oluşmasın, kalmasın. Bir dolu yemek kaşığı unumu ilave edip şimdi güzelce çırpıcımla çırpacağım. Eğer topaklanma kalırsa mikserden de geçirebiliriz. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şöyle hepsini karıştırıyorum. Güzelce mikserle çırptım. Şimdi siz de isterseniz şöyle hafiften alıp şekerine bakabilirsiniz. Bana göre şekeri uygun ama daha fazla şekerli sevenler biraz daha fazla ilave edebilir. Sevmeyenler de ona göre azaltabilir arkadaşlar. Şu anda ama tam normal şeker olması kıvamda şu anda. Kendisi de akışkanlığı falan tam kıvamında. Şimdi bunu kalıbıma alacağım. Şöyle kalıbım var. 24 santimlik kalıbım var. Önce şu kağıdı şöyle açıyorum. Şöyle düzleştiriyorum. Şöyle düzleştirip kalıbıma yerleştiriyorum. Bu arada suplalarımda hediye geldi. Instagram'da Naz Hayal Atölyesi arkadaş sağ olsun gönderdi. İpi de çok kaliteli. Tavsiye ederim arkadaşlar. Kendisinin el emeği, göz nuru.
Teşekkür ediyorum arkadaşa ve size de tavsiye ediyorum. Instagram'da Naz Hayal Atölyesi'nden DM'den sipariş verebilirsiniz. Elimi şöyle ıslattım, sadece kalıbın kenarları için daha rahat yapışması için şöyle bir kere sürtüyorum. Şimdi kalıbıma kağıdımı güzelce oturtturuyorum. Şimdi kalıbım hazır. Cheesecake hamurumu güzelce boşaltıyorum. Ve 200 derecede 190 ile 200 arası fırını ısıttım. Pişmeye bırakıyorum bir yarım saat kadar. Siz de bırakın, kızarıklığına göre bir kontrol edin. Biraz şöyle salladığımızda piştikten sonra içi böyle oynayacak arkadaşlar. Kek gibi böyle kalıp gibi çıkmayacak. Zaten böyle hafif bir yumuşak bir kıvamda kalması gerekiyor. Şimdi fırına veriyorum. Cheesecake'im hazır. Ama şu an o kadar sıcak ki daha yeni çıkarttım. Şöyle dokunduğumda şu içi böyle löp löp ediyor. Kenarları da kızardıysa tamamdır. Tam kıvamında karamelize olmuş. Böyle ye beni diye bekliyor. Şimdi biraz soğumaya bırakıyorum. İlk etapta şöyle biraz şişik oluyor. Daha sonradan inecek. O sizi korkutmasın arkadaşlar. Biraz dinlendireceğim. Daha sonra servise hazır. Cheesecake'imiz hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Ben üstünü şöyle beyaz çikolata benmeri usulü yapıp eritip güzelce üstünü bu şekilde süsledim. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımın devamı için Pembe Mutfak Aslı'ya abone olup destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın.